Merhabalar arkadaşlar bugün dizilere başlıyoruz Bu videomuzda arkadaşlar dizilerin birinci bölümü olan genel dizi kurallarından bahsedeceğiz Sonra aritmetik diziler ve geometrik diziler olmak üzere 3 parça halinde konuyu bitireceğiz İlk sorumuzla başlayalım 3n artı 1 Böyle n artı 3 arkadaşlar 2.2 eşitmiş neden dizinin terimlerden bir tanesinin 2.2 olmasını istiyor Buradan içler dışarı çarpma yaparak hangi terimin 2.2 olduğunu n'in kaçıncı terim olduğunu bulmuş olalım arkadaşlar 3n artı 1'in buradan arkadaşlar şunu tabi biraz düzenleyerek 22 bölü 10 diye yazarsak onu da 11 bölü 5 diye yazarsak daha rahat işlem yapabiliriz. Şimdi işler dışarı çarpma yaparsak buradan 15n artı 5'in Arkadaşlar 11n artı 33 olduğunu görebiliriz. Şuradan 4n eşittir. Bunu da karşı atarım. 28 n buradan 7 olacak. Demek ki bu dizinin arkadaşlar 7. terimi 2.2 yapıyormuş. Bundan bir sonraki terimi sorduğuna göre bize a8'i soruyordur. Biliyorsunuz bu n dizinin arkadaşlar terimin sıra numarasını veriyor bize. Demek ki 8. terim soruluyor. Yani en yerine 8 yazmamız gerekiyor. 3 çarpı 8 24 artı 1 bölü 8 artı 3. Buradan ne oldu? 25 bölü 11 oldu. Arkadaşlar cevabımız Bursa. Reel sayı dizisi olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Arkadaşlar e, dizilerde bütün terimler tanımlı olmalı. Yani A1, A2, A3, A4 diye sonsuza kadar gittiğinizde eğer bu bir sonsuz dizisi e, en için vereceğimiz her doğal sayının arkadaşlar tanımlı olması gerekiyor. Özür diliyorum her sayma sayısının tanımlı olması gerekiyor. E ne biliyorsunuz arkadaşlar 1, 2, 3 diye sayma sayılar şeklinde değerler verebiliyoruz arkadaşlar. E neden? En çünkü bir sıra numarası. Sıra, sıra numarası buçuklu, negatif ya da kesirli olamaz. Kaçıncı terim olduğunu gösteriyor çünkü bize o elemanın. Dolayısıyla arkadaşlar verdiğimiz her terim için sonuç tanımlı olacaksa paydanın hiçbir zaman sıfır olmaması gerekiyor. Bakıyorum arkadaşlar e, 24'ün bölenleri olan sayılar paydayı sıfır yaparlar. Neden? Görelim isterseniz. En yerine 1 koyduğunuzda a 24 eşittir sıfır olduğundan a buradan ne olur arkadaşlar? Çok özür diliyorum. E, biz 1'i en yerine değil a yerine koyuyoruz n 24 eşittir 0 olduğundan 24. terimi bu dizinin arkadaşlar tanımlı değildir. Neden? Payda 0 oluyor. Aynı şekilde biz arkadaşlar a yerine 2 verirsek bu sefer 2 n eksi 24 eşittir 0 olacağından n 12 yapar. E bu sefer dizinin 12. terimi tanımsız olmuş oluyor. E, Burada 24 tanımsızdı. E, n yerine 3 verirsek arkadaşlar pardon a yerine bu sefer 3 n eksi 24 0 olacağından e, ee, n8 çıkar. Yani a8 için n yerine 8 yazdığında 8'in terimi bulmak istediğinde payda 0 oluyor ki bu tanımsız oluyor. Dolayısıyla bu dizinin 8'in terimi bulunamaz oluyor. Halbuki dizilerde bütün terimlerin bulunabiliyor olması gerekiyor. Aynı şekilde 4 yazdığımızda bu sefer a yerine 4n-24 eşittir 0 olacağından n eşittir 6 olacak. Bu sefer dizinin 6. terimi bulunamamış oluyor. Demek ki n yerine 5 yazarsak a yerine özür diliyorum. 5n eksi 24 eşittir 0 olacağından en buradan ne yapar? 24 bölü 5 yapar. 24 bölü 5 arkadaşlar bir sayma sayısı olmadığı için dizinin herhangi bir terim numarası değildir. Dolayısıyla 24 bölü 5. terim diye bir şey olmayacağı için herhangi bir tanımsızlık olmayacaktır. En yani bunu hiçbir zaman yazamayacağım için yani cevabımız edin olmalı. Bu dizinin kaç teriminin tam sayı, tam sayı olduğunu soruyor. E dolayısıyla üst tarafın alt tarafa tam bölünebiliyor olması lazım ki arkadaşlar sonuç tam sayı olsun. Polinom bölmesi yapacağım. 2n artı 122 arkadaşlar ne yapıyorum? n artı 1'e böleceğim. E, ne yaparım? 2 ile çarparsam burası 2n artı 2 yapar. Çıkarırsak arkadaşlar ne olur? 120 kalır. Demek ki ben bu diziyi aslında şöyle de ifade edebilirim. 2 tam bölünebiliyormuş. Bakın artı 120 bölü n artı 1. Şimdi ben buraya n artı 1 yerine arkadaşlar e, en yerine biliyorsunuz her zaman zaten sayma sayıları yazacağız. Dizilerde böyle olmak zorunda. En yeni hangi sayma sayılarını yazarsam 120'yi tam böler. Tam bölmeli ki 2 eklediğimde sonuç bir tam sayı olsun. O zaman 120 bölenlerine odaklanacağız. N artı 1 ne olur arkadaşlar? 120 olabilir, 60 olabilir. Başka ne olabilir? 120'nin çarpanlarını şöyle bulalım. 1, 120, 2, 60, 3, 40, 4, 30, 5, 24, 6, 20, 7 olmaz, 8, 15... 9 olmaz 10 12 11 olmaz 12 zaten burada yazılıydı demek ki arkadaşlar bunları yazabilirim yani n artı 1 bunlara eşit olabilir e bunlar eşit olur ama dikkat ederseniz n artı 1'e 1 bir dersek arkadaşlar n artı 1 eşit 1 olursa n buradan 0 olur. Halbuki biz 0 e, koyamayız dizilerde en yerine. Çünkü bunun bir sayma sayısı olması gerekiyor. Yani bizden başlaması gerekiyordu. O zaman 1 hariç diğerlerinin hepsini verebilirim. Hangisini verirsem vereyim n bir doğal sayı olacaktır. Dolayısıyla bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 değer verebiliriz n yerine. Ve sonuçta tam sayı çıkmış olur. Cevap bursa. Dizinin kaç terimi negatif diyor bu sefer? Yani biz aslında n kare eksi 8n artı 15'in 3n eksi 28'de bölündüğünde sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ee, buradan ne yapacağız? Tablo yapacağız doğal olarak. Nasıl bir tablo yapacağız? Üst tarafı çarpanlara ayırmayın. Eksi 5'e eksi 3 diyoruz. Buna nn -n diyoruz. Yani üst taraf aslında n eksi 3 çarpı n eksi 5 diye ayrıldığında alt taraf zaten e, ayrılmış halde. Daha doğrusu çarpım durumda. Hemen tablo yapıyorduk hatırlayın yüksek dereceden istiklerde Köklerden bir tanesi arkadaşlar 3 bir tanesi 5 bir tanesi de 28 bölü 3 Bunları küçükten büyüğe doğru yazmalıyım En az ne var bakıyorum şu bir kere en büyük galiba 3 5 28 bölü 3 de yerleştiriyorum Baş katsayı artı 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 olduğuna göre artı eksi artı eksi diyorum çift katlı kök falan yok Küçük sıfır taraflar istediğimiz için arkadaşlar negatif taraflara bakıyoruz ancak bu soruya özel olarak dizilerde n bir sayma sayısı olmak zorunda olduğu için n'in mutlaka sıfırdan büyük olması gerekiyor değil mi? n'e negatif sayılar veremiyoruz. Demek ki n'in alacağı değerler ne olabilir arkadaşlar? Sonucun eksi çıktığı yerler için konuşuyorum. 1 olabilir, 2 olabilir. Sonucun sıfıra çıkma eşit olma durumu eşit değil. Şey istenmiyor. Neden? Çünkü negatif olanlar istiyoruz. Yani sadece sıfırdan küçük olanları. O zaman şunlar boş olacak. 3 dahil değil yani. 5 de dahil değil. Sonra ne var? 6 var. 7 var. 8 var. 9 yok. Neden? Ha, 9 da var özür diliyorum. 3 kere 9 27 yapar. Ama 10 yok. Değil mi bu aralıkta? Demek ki arkadaşlar en yerine yazabileceğimiz sayılar 1, 2, 6, 7, 8, 9'muş. Yani bu 6 değer için arkadaşlar bu eşitsizliğin sonucu negatif çıkar. Cevap Ceyhan. En yerine kaç vermeliyim ki sonuç arkadaşlar 7 olsun? Ee, ben en yerine 2 vermem gerektiğini düşünüyorum en yerine 2 verirsem a7 bakın tabii ki burada da en yerine 2 vereceğim e, o zaman eksi 1'in küpü çarpı 2 bölü 2'den buradan cevabımız eksi 1 yapacaktır B, ÖB B dizisine gelelim. B8'i bulmak istiyoruz. B2'nin arkadaşlar en kare 4 olduğunu biliyoruz. En yerine 4 verirsek B8 gelecektir. Tabii ki burada en yerine 4 verince 16 eksi 4'ten bu da 12 olacaktır. O zaman bunların toplamını soruyor bize. Eksi 1 artı 12'den aradığımız cevap yan olsun. Sabit dizilerde de aynı sabit fonksiyonlarda yaptığımız gibi, ya yani bu da bir nevi bir fonksiyon. Ee, orada yaptığımız gibi ne yapıyorduk? Ee, X'li terimlerin oranlığı hatırlarsanız sabitlerin oranını eşitliyorduk. Yani şöyle bir fonksiyon verildiğinde ne yapıyorduk? Hatırlayın. E, a ax artı b bölü c x artı d sabit fonksiyon derse a bölü c eşittir b bölü d demiyor muyduk? E bu da bir nevi bir fonksiyon yani fn gibi düşünebilirsiniz şu kısmını arkadaşlar. Değil mi? Aynı fonksiyon gibi düşünebiliriz. En yerine değerler veriyorsunuz. Tek farkı nedir? Sadece en yerine sayma sayılar vermemiz gerekiyor değil mi? Evet buradan arkadaşlar p'nin 12 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi P12 ise arkadaşlar yazamadım. P12 ise e bu arada arkadaşlar Pn'e gerçekten 12 koyarak dizinin son halini görelim. 8n artı 12 bölü 2n artı 3. Üst taraf arkadaşlar 4 parantezini alırsam 2n artı 3 yapar. Alt taraf zaten 2n artı 3'tü. Bunlar sadece an 4 geldi. Bakın n'in e, ne olduğu önemli değil. Çünkü burada n değişkeni yok hiçbir şekilde. n'e kaç verirseniz verin. Bütün terimlerde bunun sonucu hep 4 gelecektir. O zaman e, an'da 4 ise toplamları 16 yapar. Cevap edin olur? Evet. AN dizisinin kaç terimi tam sayıdır diyor. Fakat bize A2N artı 1'i vermiş. Yani ben en gördüğüm her yer arkadaşlar N-1 bölü 2 yazarsam. Aynı fonksiyonlarda gibi içine N'e dönüştürmek muhabbeti var diye orada da e, AN dizisini elde etmiş olurum. O zaman bakıyorum. E, en gördüğüm her N-1 bölü 2 yazacağız. AN'i bulmuş olacağım böylelikle. Gerçekten ikiler sadece eksi 1'ler gider. AN kalır. Da burada da aynısını yapmalıyım. 8 çarpı n-1 bölü 2'nin karesi artı 8 çarpı n-1 bölü 2 artı 5 bölü aşağıda da en gördüğümüz her yerinde bunu yazıyoruz. Birazcık düzenlersek. Şu 4 yapacak karesini Buradaki 8 de sadeşince 2 kalacak başında. n kare eksi 2 n artı 1. Buradaki 8'deki 2 sadeşinde 4 kalacak. Onu da içeri dağıtırsak 4 n eksi 4 artı 5 bölü aşağıda gidince n kaldı sadece. Biraz düzenlersek arkadaşlar 2n kare eksi 4n buradan da artı 4n geldi onlar birbirini götürdü. Artı 2 buradan eksi 4 geldi eksi 2 buradan da artı 5 geldi artı 3 bölü n. Bakın a n dizisinin bu şekilde olduğunu görebiliyoruz. Bunun kaç terimi tam sayıdır diyor. O zaman şöyle yapalım. 2n kare bölü n artı 3 bölü n diye ayrı ayrı düşünürsek şuradan zaten n'ler sadeleşeceği için 2n artı 3 bölü n kalmış oldu. Şimdi en yerine zaten ben sayma sayısı vereceğim için şuranın garanti bir tam sayı yapacağını biliyorum. O zaman şunun tam sayı olması gerekiyor. O zaman en yerine sayma sayısı olarak 1 ya da 3 verebilirim. Bunları verdiğim durumda arkadaşlar bakın gerçekten A1 ne yapar? 2 artı 3'ten 5 yapar. A3 ne yapar? 6 artı 1'den 7 yapar. Onun dışındaki her şey için şurası kesirli geleceği için e, bir tam sayı ile kesir toplanızda sonuç yine kesirli gelecektir. Tam sayı gelmeyecektir. Yani sadece iki tane terim için bu dizi arkadaşlar tam sayı sonuç verir. Evet, a n artı 1 dizisini tanımlamış. Buna göre a 4 değeri nedir diyor. Hmm. Şimdi a n artı 1 arkadaşlar 2 n çarpı a n şeklinde bulunmuş. Şimdi a 12 olduğunu bildiğimize göre önce n yerine 1 verelim. a 2 eşittir. 2 çarpı a 1 olur. Sonra n yerine 2 verelim. Bu sefer a 3 eşittir. Ne oldu? n yerine 2 verince 4 çarpı a 2 oldu. Sonra en yerine arkadaşlar ne verelim? 3 verelim. En yerine 3 verirsek bu sefer A4 eşittir. Ne oldu? 2 üzeri 3'ten 8 çarpı 3 oldu. Şimdi biz bunları taraf tarafa çarparsak ne oluyor? A2'ler A3'ler gidiyor mu? Sol tarafta A4 kalıyor. Sağ tarafta da 2 kere 4 8, 8 kere 8, 8 64 tane A1 kalıyor. Zaten A1'in 2 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla 64 çarpı 2'den aradığımız cevap 128 olsun Edirne. Burada da yine benzer bir sorumuz var. E, limit an nedir diyor. Hmm, an dizisini oluşturduktan sonra limitine bakacağız. Arkadaşlar şimdi alt dizi dediğimiz bir kavram var. Nedir o alt dizi kavramı? Örneğin an dizisi arkadaşlar bir dizi ise mesela 3n artı 5 şeklinde olsun atıyorum tamamen. Bunun alt dizileri örneğin a2n artı 1. Yine bunun elemanlarından oluşur. Bunun elemanlarından yani n yerine 2n artı 1 koyarsanız ne olmuş olur? E, 6n artı 8 olur değil mi? Yerine yazdığımızda. Şimdi şuradan gelecek elemanlar mutlaka bunun elemanlarından bazılardır. Örneğin mesela ben burada e, 1 verdiğimde ne olacaktı? 8, 2 verdim 11. E, 3'ü çarpacak dikkat edin değil mi? Şuradaki katsayı artış miktarını veriyor biliyorsunuz. Doğrusal denklem gibi düşünebilirsiniz. 3 arttırınca 14, 17, 20, 23 böyle sonsuza kadar devam edecek. Bakın burada da en yerine 1 verelim alttaki dizide de. 6 artı 8'den 14 yaptı. En yerine 2 verelim. 12 artı 8'den 20 yaptı. Bakın ne oldu bu sefer? Bu da 6 6 artacak değil mi? 26. Şu 3 3 artınca bir sonraki terim 26 idi. Böyle sonsuza kadar devam ediyor. Bakın bunun her bir terimi mutlaka bunun içinden geldi. Demek ki alt dizinin elemanları mutlaka ana dizinin elemanlarından oluşmak zorunda. Alt küme gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla ana dizimiz nereye gidiyorsa alt dizinin limiti de aynısı olmak zorunda. Çünkü o da onun elemanlarından oluşuyor ve aynı yere doğru gidiyor sadece elemanların bir kısmını seçmiş oluyorsunuz. Ama gidiş yönü limit olarak sonsuzda yaklaşacağı değer aynıdır. Dolayısıyla a n karenin a n artı 1'in ya da a 2 n artı 1'in hepsinin limiti aynıdır. Bunların hepsi birer alt dizi olduğu için hepsi a alt dizileri olduğu için hepsinin aynı yere gitmesi gerekiyor. Bunların limitlerine biz arkadaşlar x dersek bu da x. Elimizdeki denklem x kare eksi 3 x oldu. Şuranın limiti nedir peki sağ tarafın limiti? E limit değeri için arkadaşlar ee, n'leri arttırdığınızda, n'leri sonsuza doğru götürünüzde, sonucun nereye gittiğine bakmanız gerekiyor. Evet burada bir polinom bölmesi yaparsak arkadaşlar, şunu 18 ile çarpıyorum. 18n artı 9 çarpı 18, 162 mi yapıyor? Çıkarırsam arkadaşlar ne oldu? Buradan eksi 158 kaldı. Demek ki biz bu ifadeyi nasıl yazabiliyormuşuz? Ee, 18 tam bölünüyor. Bir de eksi 158 bölü n artı 9 oluyor. Şimdi siz n değerlerini sonsuza doğru arttırdığınızda şu ifade zaten sıfıra yakınsamayacak mıdır? Sıfıra gidecektir. E o zaman bunun limiti 18 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi x kare eksi 3x eksi 18 eşittir 0 oldu. Çarpanlar ayırırsak şu eksi 6'ya artı 3 diye ayrılır. Bu da x eksi, eksi diye ayrılır. x eksi, eksi 6 çarpı x artı 3 olur. Buradan x arkadaşlar 6 ya da x eşittir eksi 3. x neydi arkadaşlar? Hani bu a n ana dizisinin limitiydi değil mi? Limit a n değil mi? X olsa, En sonsuza giderken özür Neydi? x demiştik bu limit değerine. E biz x'i 6 ya da x 3 bulduk. Cevabın Ceyhan olduğu çok açık. Burada bize a 4 değeri sorulmuş. a 1 verilmiş. Yine bir örüntümüz var. Şurası eksi olmalı galiba. Eksi diye varsayıyorum. Şimdi 3n çarpı an. Bakın bunlar aritmetik ya da geometrik olmayan herhangi bir kalıbı olmayan rastgele diziler. Kuralı soru özel tanımlanmış sadece. Şimdi en yerine ben yine 2 diyerek başlayayım. Neden 1 demiyorum? Çünkü en yerine 1 dersem burası a0 olur. Dizilerde 0. terim olmaz. Çünkü bu alttaki n arkadaşlar sıra numarasını anlatıyor. Dolayısıyla sıra numarası hiçbir zaman negatif olamaz. 1'den başlamak zorunda. Onun için n değerleri sayma sayısı olmalı. Yani n için arkadaşlar pozitif doğal sayılar diyebiliriz. Şimdi en yerine 2 verirsem 6 çarpı a2 eşittir. Burası a1 olur. Şimdi en yerine 3 verirsem bu sefer 9 çarpı a3 pardon evet 3 eşittir. En yerine 3 verdiğim için burası a2 oldu. Sonra en yerine 4 verirsem arkadaşlar 12 çarpı a4 eşittir. a3 oldu. Şimdi bunları taraf tarafa çarparsak yine az önce yaptığımız gibi şunlar gider mi? Bakın ne oldu? 6 çarpı 9 çarpı 12 çarpı a4 eşittir a1 oldu. Zaten biz A1'in de 4 olduğunu bilmiyor muyduk? Yani şu yine 4 yazamaz mıyız? Yani A4 buradan ne oldu? 4 bölü 6 çarpı 9 çarpı 12. Şu 1, şu 3 sadeleştirirsek. Yani 1 bölü 6 çarpı 27 kalmış oldu. O da ne yapar? 120, 42 daha 1 bölü 162 mi? Yani cevabımız denizli mi? Şimdi bu soruda arkadaşlar e, aritmetik ya da geometrik bir dizi olmadığı için özel bir formülümüz yok. Ne yapacağız? Dizinin kendi kuralına göre bir örüntü bulmaya çalışacağız. Önce ilk terim bulalım A1'i. A1 arkadaşlar ne olacak? E, en yerine 1 koyarsam. En yerine 1 koyunca 2 ve 4. 1, 2 bölü 2 çarpı 4. A2 nedir bakalım? E, en yerine ne koyuyorum bu sefer arkadaşlar? 2 koyuyorum 2 bölü. 2 e, koyunca 3 çarpı. Aralarda iki fark var zaten. Böyle gidiyor dikkat ederseniz. E, bula bula en sonunda 7 koyduğumuzda nereye gitmiş olacak arkadaşlar? A7 2 e, bölü 8 çarpı 10. Şimdi bunları toplamamız gerekiyor. Nasıl toplayacağız? E, dikkat ederseniz arkadaşlar sadece falan tabii ki yapmıyorum. Örneği bozmamak için. Dikkat ederseniz bir kurala göre gitmiş. Yani aslında ben şu ifadeyi şöyle yazabilirim. Birinci ifadeyi. 1 bir bölü 2 eksi 1 bölü 4. Gerçekten payda derseniz 4 eksi 2 bölü 2 çarpı 4'ten yani şu gelmiş oluyor. E diğerini nasıl yazabilirim arkadaşlar onu da 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5 diye diğerinde arkadaşlar e, A3'ü de o zaman ne yapacağım dikkat edin 2 3 diye sıralı gidiyor bu da 1 bölü 4 eksi 1 bölü 6 aralarında hep 2 fark var bir sonraki terim arkadaşlar o zaman 1 bölü 5 eksi 1 bölü 7 olacak bir sonraki 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8 olacak. Bir sonraki 1 bölü 7 eksi 1 bölü 9 olacak. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 terim yazdım. Sonuncuyu yazıyorum. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 10 olacak. Şimdi bunları topladığımızda arkadaşlar kimler birbirini götürmüş olacak? a şuraya yazalım. E, kimler birbirini götürmüş olacak? Bakıyorum. E, şunlar gitti. Doğru mu? Bunlar da gitti. Başka? Bunlar da gitti. Hep bir örüntü var. Bakın bunlar birbirini götürüyor. Bunlar da gitti. Neler kalmış oldu elimizde? 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10. Bunların paydasının hepsi 90'da eşitlenir arkadaşlar. Ee, bunu o zaman 45 ile genişletiyorum. Bunu kaç ile genişletiyorum? 30 ile. Bunu da 10 ile. Bunu da 9 ile. Ne oldu o zaman? 45 artı 30 eksi 10 eksi 9 bölü arkadaşlar 90. 75, 65 10'dan çıkarsam 55 56 mı kalmış oldu? 56 bölü 90. 2'ye bölersek arkadaşlar o da 28 bölü 45 yapacaktır. Cevap adına. Evet harika bir soruydu. Evet. Burada da ne var bakalım? AN'i vermiş. Faktörelli bir şey var. Genel terim var. AN aynı eksi 1'in kaç katıdır diyor. Şimdi aynı zaten biliyoruz. Aynı eksi 1'i bulalım. Fonksiyonlarda yaptığımız gibi en gördüğümüz her yere n eksi 1 yazarsak arkadaşlar aynı eksi 1'i bulmuş oluruz. En gördüğüm her yere bakın tek tek bunu yazıyorum. Burası da n eksi 1 faktörel olmuş oldu. A n bunun kaç katıdır? Yani A n ne yapacağım o zaman arkadaşlar? 5 üzeri n değil mi? Eee çarpı n faktöriyel buna böleceğim arkadaşlar. E hadi bölelim. Nasıl böleceğiz? 5 üzeri n çarpı n faktörel dursun burada yapacak bir şey yok. Şuradaysa 5 üzeri n bölü 5 diyeceğiz. Üzerindeki eksi -1 biliyorsun bölü 5 demek. Böyle yazabiliriz. n eksi n, n 1 faktörel zaten küçük olduğu için bunu açamam. Böyle dursun. O zaman yukarıdaki n faktöriyeli buna benzetmeye çalışalım ne yapıyorduk? Geriye doğru birer adım azaltarak değil mi? İstediğimiz yerde durup faktörel koyabiliyorduk. Sadeleşen terimler var bakın. Şunlar birbirini götürüyor. Geriye n bölü 1 bölü 5 mi kaldı? O da takla atarsa 5n olacaktır. Demek ki bir diğerinin 5n katıymış. Yani cevabımız Bursa.